Günün ilk ışıkları, Torosların eteklerinden dökülen çamların, sedirlerin, meşelerin, kötnarların yapraklarında binbir küçük parçaya bölünüp Alara Vadisi'ni aydınlatıyor. Alara çayının suları Akdeniz'e kavuşmak için tatlı bir telaşla çağlamakta. Kaynağını Orta Toroslardan alan, irili ufaklı onlarca derenin, çağlayanın, çayın izindeyiz bugün. Torosları arkasına almış, var gücüyle Akdeniz'e koşan suların çizdiği haritada, yörenin en büyük akarsularından Alara Çayı'nın takipçisiyiz. Bir su uygarlığının beşiğindeyiz. Rehberimiz fotoğrafçı gezgin İsmail Şahinbaş. Şahinbaş'ın bugünkü yol arkadaşıysa yörenin yerlilerinden Ali Çetin. Anadolu'nun güney ucunda keyifli bir doğa yürüyüşü bekliyor bugün bizi. Berrak sularıyla göz kamaştıran Alara Çayı, Orta Toroslardaki çündüre olarak da bilinen Kayabükü köyünden alıyor kaynağını. Biz de kaynağından başlayıp yaklaşık 80 kilometrelik denize kavuşma yolculuğunda Alara'ya eşlik etme niyetindeyiz. Kimi zaman keyifli ve rahat, kimi zamansa zorlu aşamalarla sınanan bir yolculuk bu. Geyik Dağları'nda toplanan sular, Çündüre Köyü'nün hemen aşağısındaki Uçan Şelalesi'nde dağın bağrından adeta patlayarak kopuyor. Görenleri güzelliğiyle büyüleyen Uçan Şelalesi, Alara Çayı'nın da doğum yeri. Yöredeki çağlayanları gürül gürül görebilmek için buralara bizim gibi Nisan ayında gelmeli. Mevsimin bahara dönmesiyle birlikte kış ayları boyunca Geyik Dağı'na, Akdağ'a, Karayılan Dağı'na yağan karlar eriyerek coşturuyor Alara Çayı'nı. Ağustos'ta incecik, sessiz sedasız akan şelale, Nisan'da dağ yamacından gürleyerek çağlayıp çevresinde su damlalarından küçük bulutlar oluşturuyor. Alara'da bahar coşkusu serin bir yaşama sevinci olarak çarpıyor insanın yüzüne. Gezgin rehberimiz İsmail Şahinbaş ve Ali Çetin'in ayak izleri Çağlayan'ın gerisine doğru yönlendiriyor bizi. Akdeniz sıcağında kısa ama yorucu bir tırmanış bu. Parkur zorlu ama terlemeye değer. Tepenin diğer ucunda halk arasında Gigi olarak anılan Geyik Dağları'nın tadına doyum olmaz manzarası var. Tabii bir de Alara Çayı'nın gizemli kaynağının berrak, turkuaz suları. Buz gibi kaynak suyu yorulan gezginlerin ilacı. Şu an bulunduğumuz yer Alara Çayı'nı besleyen ana su kaynağı. Burası hemen 5 metre sonra aşağıya dökülüyor. Bu şelalenin ismi de Cündüre Şelalesi. Her zaman olduğu gibi yine sırt çantam ekibiyle birlikte Alara Çayı'nın 80 kilometrelik bölümünü birlikte yürüyeceğiz. Antalya bölgesinde özellikle şehir merkezinden başlayarak Alanya'ya doğru Antalya Ovası'nı oluşturan ya da Antik Çağ'da adıyla Pamfili Ovası'nı oluşturan ana su kaynaklarının biri de bu Alara Çayı. Her zaman olduğu gibi
Sırt Çantam ekibiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte Sayın Ali Çetin bizlere rehberlik yapacak. ...80 kilometre boyunca yol arkadaşlığı edeceğimiz Alara Çayı'nın kaynağını geçip suyun izinden yola devam ediyoruz. Bulunduğumuz yükseklikte sarp dağlar ve ürkütücü kayalıklar macera perestlere kafa tutuyor. Ama aynı kayalıklar Alara'nın en güzel görüntülerini kayda geçirmek isteyen fotoğrafçıların da destekçisi. İsmail Şahinbaş bu doğal platformu kaçırmıyor elbette. Yemyeşil tepelerin eteklerine dolanarak akıp giden başıboş Alara Çayı bir saniyeliğine fotoğraf makinesinin belleğine hapsoluyor. O bir saniye bu biricik anı da ölümsüzleştirecek. Alara Çayı'nın adı günübirlik gezi turlarında sıkça anılıyor. Amatör doğa severlere uygun parkurları olsa da rehberimizin zaman zaman kamp kurup konaklayarak tamamlayacakları 80 kilometrelik yol deneyimsiz gezginlere göre değil. Bu nedenle tedbiri elden bırakmıyor, gerekli olabilecek her türlü tırmanış malzemesini de yanlarında taşıyorlar. Alara Çayı, rafting meraklılarının da gözde mekanlarından. Özellikle bahar aylarında çayın kabına sığmayan suları, içi içine sığmayan sporcularla çok iyi anlaşıyor. Ancak kaynağından sonuna Alara'yı kat etmek için rafting çok da uygun bir yol değil. Çünkü kimi yerde çay tehlike yaratacak kadar daralıyor. Uzun yürüyüş boyunca kimi yerde Alara'nın huysuzluğu tutuyor. Geçit vermeyen yerlerde gezginler için karşı kıyıya geçmekten başka çare yok. 80 kilometre boyunca çayın iki kıyısı arasında mekik dokuyarak ilerleyeceğiz. Ama doğal yapının yarattığı sorunların çözümü de yine doğada. Kıyının daraldığı bir noktada imdada yetişen doğal köprü gezginler için hem tatlı bir sürpriz hem de eğlence oluyor. Yürüyüş boyunca berrak sularıyla göz okşayan Alara Çayı, birkaç yıl öncesinde kum ve çakıl ocaklarının yarattığı aşırı kirlenmeyle gündeme geliyordu. O kadar ki ocakların verdiği tahribattan dolayı Alara Çayı yön değiştirerek kış aylarında birçok verimli araziyi alıp götürmüştü. Çıkarılan bir yasayla yörede yeni ocakların açılması önlense de Alara Han çevresindeki tesislerin atık sularını çaya boşalttığı iddiaları hala gündemde. Yüzyıllardır bölgeye hayat dağıtan Alara Çayı'na ihanetin düşüncesi bile tüyler ürpertici. Çünkü o yalnızca tabiat ananın değil, tarihin de mirası. Gürül gürül kaynaşan Karıncalı Dere ile Alara Çayı'nın sesi kulakların pasını silerken, ışıl ışıl parlayan Akdeniz güneşi de bedenleri okşuyor. Kısa bir molanın tam zamanı.
Ali abi, Alara Vadisi'nden saptık. Gördüğümüz tahta köprü ya da ağacın üzerine geçtikten sonra bir taş döşeme yola geldik. Bu yolun hikayesi nedir? O köprüden geçmemizi özellikle istedim. Ben bu yoldan inelim diye istedim. Çünkü çok ilginç bir yol burası. Bu Klikya döneminden bugüne kervan yolu olarak varlığını sürdürmüş. Orta Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan bir kervan yolu. Çok burası. İlginç. Döşeme yapılmış yol. Evet, döşeme yapmışlar. Taş döşemeyle. Taş döşeme çok eski. Her geçen, her kendi döneminde herkes Klikya'dan bugüne Romalılar, Bizanslar, Türkler şey yapmışlar, tamir etmişler. Artık günümüzde dağlara yollar yapıldığı için kullanılmıyor. Evet. Kullanılmaz hale gelmiş yollar. Bu tahta köprü de biraz önce geçtiğimiz tahta köprü de yıkılmış. Yıkılmış. Evet. Gördüğümüz bir yıkıntı halindeki yapı eski bir kervansaray. Ya da kervansaraya benzeyen bir şey. Buraya Hatmalı Nanı diyor. Hatmalı? Hatmalı Fatma. Ha, Fatma. Fatma'ya Hatma diyorlar. Yörükler. F harfini kullanmış. Evet, kullanmazlar. Fatma diyorlar. Hatmalı'nın hanı olarak varlığını sürdürmüş. Ama sonra kullanılmadığı için de orası Arap hale gelmiş. Bu Alara Çayı'nın önemli bir noktasındayız. Karıncalı Dere'nin Alara Çayı ile birleştiği bölge oluyor burası. İşte geniş bir vadi, derin bir vadi. Her tarafı dağlarla kaplı. İşte bir tarafta Antalya'nın Gündoğmuş kazasının üstündeki Göktaş Dağı var. Bir tarafta Susuz Dağı var. Bir tarafta Karıncalı Dağı var. Bir tarafta Sarıtaş Dağı var. Dağın arasında da bu vadiden gürül gürül akmaya devam etmektedir Alara Çayı. Çantalar yeniden sırtlara. Akşam karanlığı çökmeden kamp kurmak için bir yer bulmalı. Bu yol Ali Köprüsü'ne gider mi? Ha, bilmiyorsun. Ha, gidiyor dedi ama şeyler bu orta konuştan. Çadırlar kuruldu. Gece de gezginlerle birlikte Alara Çayı'na kamp kurdu. 5 yıldızlı açık hava otelinde kamp ateşi keyfi çoktan başlamış. Günün yorgunluğu vadide dans eden ateşte eriyip gidiyor. Yardımcımız Hikmet Bey'in lezzetli köfteleri bu keyfe keyif katıyor. Çalar saate gerek yok. Çayın çılgın suları günün ilk saatlerinde coşkuyla uyandırıyor kampçıları. Alara Çayı bugün daha da neşeli sanki. Sular şiddetini arttırmış, insafsızca kayaları dövüyor. Orta Torosların zirvelerinden beslenen, kaynakları ve kar sularını kendine katan çay, bütün yıl boyunca kurumak bilmiyor. Kış ortasında dahi sıfır dereceyi görmeyen ılıman iklimli vadi, suya hiç hasret kalmıyor. Alara Çayı, Geyik Dağları ve Barçın Akdağ'dan doğan, Barçın Akdağ'ın güneyine doğru akan sulardan oluşuyor. Cündre Şelalesi'nin bulunduğu alanda çok büyük bir kaynak var. O kaynakla asıl olarak besleniyor. Alanya şehir merkezinden Cündre Şelalesi'nin bulunduğu alan karayoluyla 95 kilometre. Kuş uçumuyla aşağı yukarı 80-85 kilometre diyebiliriz.
ana kaynağı oluşturan Cüce Şelalesi'nden sonra Pembelik ve Silifre köylerinde doğan Karıncalı Dere, yani bulunduğumuz alandan sonra su biraz daha güçlenerek yoluna devam ediyor. Şiddetini arttıran sular seyir zevkini arttırsa da yürüyüş parkurunu zorlaştırıyor. Gezginlere yol vermeyen tavizsiz yerlerde doğal köprüler yardıma koşuyor. Ama bu köprülerden geçmek de her yiğidin harcı değil. Evet Ali abi, bahsetmiş olduğunuz Neylet Şelalesi'ne geldik. Ben Neylet'in anlamını çıkartamadım, baktım kitaplara ama Neylet ne demek? Halkımız lanet kelimesine Neylet diye kullanır. Ha, çok ilginç. Evet. Şimdi bu Hatmalı'nın hanı gibi Fatma aslında. Çok doğru söylediniz. Bir şey soracağım Ali abi. Sizin çocukluğunuz buralarda geçti. Buralarda geçti. Burada herhalde yüzerdiniz. Kesinlikle. O zaman nasıldı Ali abi? Siz de o zaman çocuk gözünüzle nasıldı? Benim çocukluğumda ben... Bir keresinde gelip çocukluğumda kamp kurdum Alara Çayı'nın kenarında. Nerede? Hangi mevkide kurdunuz? Ali Köprüsü'nün aşağısında. Evet. Namaraz Köyü'nün altında kamp kurdum. Çok coşkulu akardı. Tertemizdi. Biz balıkları görürdük. Ellerimizle balıkları su kenarlarında yakalamaya çalışırdık. O derece balık o çok. O derece coşku vardı. Suyu berraktı, içilirdi. Yani bugünkü gibi kirlenmiyordu. Bugünkü gibi çok yerleşim yeri yakın değildi. Ya da yerleşim yerinin pisliklerini atmıyorlardı çayın içine. Ondan dolayı temizdi ve daha önceleri bu şey suyun kenarında insanlar kestikleri ağaçları, orman müdürlüğünün kestiği ağaçları Alara Çayı'ndan denize indirmeye çalışırlarmış ve indirirlermiş günlerce, 15-20 gün. Alara Çayı ekonomik olarak, sosyal olarak bu bölgedeki insanların önemli bir şeyidir, yardımcısıdır, önemli bir desteğidir. Ali Bey, Alara Çayı Alanya'ya 95 kilometre karayolla bağlı bir yer. Bu şelaleyi oluşturan ana su kaynakları neler? Hani nereden doğuyor bu su? Hangi bölgeden geçiyor? Akdeniz'e nasıl ulaşıyor? Bu konu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Alara Çayı Çündüre'den çıkmakta. Çündüre'de uçan su diye geçmektedir bugün halk arasında. Barcın Dağı'nın 40-50 metre yüksekliğinden hemen onun göğsünden fışkırarak akmaktadır aşağıya doğru vadiye. Nisan ayında bu su patladı denir Nisan ayında. Patladı denmesinin nedeni karlar eriyip yeraltı sularının coştuğu zaman su hızlı bir biçimde Nisan'ın 15-25'i arası patlar. O su karşıya doğru vurur. Orada korkunç bir gürültüyle ve köpüklenerek akmaya başlar. Gökkuşağı oluşur sürekli 15-20 gün boyunca. Ama artık küresel ısınmanın da etkisiyle yavaş yavaş son yıllarda bu patlama azalmış, biraz azalmıştır. Orta Doğu ülkelerinde suyun değeri petrolü çoktan geride bıraktı. Türkiye su bakımından şanslı olmasına rağmen sahip olduğu zenginliğin pek de farkında görünmüyor. Alara Çayı'nın akışını izleyen yolculuğumuzda güneşin en tepeye çıkmasıyla piknik vaktinin de geldiğini anlıyoruz. Aracıyla bizi izleyip kimi zaman malzeme, kimi zaman moral, kimi zaman da yemek desteği veren Hikmet Bey, öğle yemeği içinde tüm hünerlerini ortaya koymuş. Menüde leziz bir bıldırcın ızgara var. Fazla yandım abi. Yok. Şeyini bozar.
tadını bozar, yanar. Öyle mi? Biz karnımızı doyururken vadide hayat devam ediyor. Çayın etrafındaki araziler dar olsa da halkın bir kısmı burada tarım ve hayvancılık yapıyor. Geyik ve Akçalı dağlarının birleştiği, yüksekliği 1000 metreyi aşan platolarda yerli halk tarafından yayla olarak kullanılıyor. Alara Çayı eşliğindeki yürüyüşün büyük kısmı artık geride kaldı. Ama önümüzde aşılması güç birkaç nokta daha var. Alara'nın akış yönünden sapmamak için kimi zaman sarp kayalıklardan bulduğumuz ilk açıklığa kadar tırmanmamız gerekiyor. Bu anlarda keskin güneş de işleri kolaylaştırmıyor. Yine de malzemenin önemli kısmını bizi takip eden aracın taşıması büyük rahatlık. Her yorgunluktan sonra Alara bizi başka bir sürprizle ödüllendiriyor. Rotanın en güzel noktalarından birine, Ali Köprüsü'ne varıyoruz. Yöre halkı bu köprüyü Hazreti Ali'nin bir gecede yaptığına inanıyor. Tarihçilerse Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat zamanında yapıldığını düşünüyor. Ali Köprüsü, Konya'yı Alanya'ya bağlayan kervan yolunun üzerinde altın bir gerdanlık gibi parlıyor. 26 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğindeki yapı, 800 yıl define avcılarının hedefi olduktan sonra 1993'te kültür varlığı olarak tescil edilmiş. Kemer çapı ve mimarisi Anadolu'da eşine rastlanmayacak ihtişamda olan köprü ne yazık ki yalnızlığa ve unutulmuşluğa terk edilmiş. Ali abi artık bir günlük bir yürüyüşümüz kaldı. Ali Köprüsü'ne kadar geldik. Rakım kaçı gösteriyor burada? 130 yani 440'dan 130'a kadar indik. Hı hı. Ali Köprüsü bir Selçuklu dönemi eseri. Bir kervan yolu üzerinde. Bu kervan yolu hakkında bize verebileceğiniz bilgiler nelerdir? Selçuklular Anadolu'ya gelip Konya'da büyük Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurduktan sonra denizle ilişkilenmek istiyorlar. Denize açılmak istiyorlar daha doğrusu. Yani her devlet bir biçimiyle denizle ilişkilenmek istemiştir tarih boyunca, şu veya bu biçimiyle. Selçuklular da Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurduktan sonra Alanya'yı, ilk Alanya'yı alıyorlar Bizanslardan. Evet. Alanya'yı aldıktan sonra Alanya ile Konya arasında bir kervan yolu, gidiş geliş yolu, ticaret yolu yaratmak istiyorlar. O yolda iki güzergahtan geçiyor. Bir Akseki üzerinden Konya'ya, bir de Susambeli üzerinden Konya'ya gidiyor yollar. Tabii bunu da şöyle değerlendiriyorlar. Eski antik yolları üzerinden yürüyerek geliyorlar. Evet. Yani yeni yollar yapmaktansa eski antik yolları Bizans döneminde, Roma döneminde ve daha eski Klikya döneminde kullanılan yolları kullanarak Alanya'ya ulaşmak istiyorlar. Onun için de bu bölgeden geçerken Alara Çayı coşkulu ve geçmesi zor bir çay. Daha o zaman köprüler yok. Aşağıdan deniz kenarına inseler orası da daha zor. Geçit vermiyor. Bu köprüyü yapıyorlar. Evet. Ali Köprüsü'nü yapıyorlar. Bu köprü üzerinden geçerek Akseki'den gelip Namaras'ı Güneycik arasındaki boğazdan iniyorlar. Bu köprü üzerinden geçerek Alarahan'a iniyorlar. Orayı yapıyorlar tabii. Alarahan'ı yapıyorlar kervan saray olarak. Sonra da bu köprünün etrafına köyleri, yörükleri yerleştirmeye başlıyorlar. Evet. Köyleri oluşturuyorlar. Evet. İnsanları buraya yerleştirirken salt bu insanlar kendilerine yer, yurt bulsun. Belki öyle yansımıştır ama anlamında değil. Kendi menfaatlerini, kervan yollarını kontrol etsin, korusun evet. diye yapmışlardır. Bu bilinçli bir girişimdir yani. Planlı bir girişimdir. Evet. Onun için de bu köprüyü yapmışlardır. Bu köprü Selçuk mimarisini en iyi anlatan bir köprüdür. Evet. Günümüze kadar canlı kalmıştır. Ama yeterli korumada değildir. Yeterli bakımı yoktur. Bugün turistler için bir gösteri, bir onlar için para kazanma turizmciler açısından kullanılmaktadır. Ama etrafı pistir. Yer yer yıkıntılar oluşmaktadır. Bir değer kaybolup gitmektedir göz göre göre. Buna da kimse sahip çıkmamaktadır diyebiliriz. Şimdi Ali Bey, insanlar değişiyor ama coğrafyalar değişmiyor. Başladığımız yerden döküldüğü yere kadar Alara Çayı'nın turkuaz rengi değişmediği gibi dilerseniz biz yolculuğumuza devam edelim. Çünkü ancak akşama varırız. Evet, buyurun. Kaçtı ya. Güneş ışıkları yumuşadı.
çay sakinleşti ve genişledi. Artık bütün kaynaklarını toplamış olan Alara Çayı'nın deniz özlemi dinmek üzere. Deniz seviyesine yaklaştıkça bitki örtüsü de gözle görülür şekilde değişmekte. Karaçam ve sedirlerin yerini zakkumlar almaya başladı bile. Dik başlı kayalarda kumsallarla çoktan yer değiştirdi. Yürüyüşün bir sonraki durağı Ali Köprüsü gibi yine Alaaddin Keykubat'ın mührünü taşıyan Alara Kalesi. Cündüre, Dere Yurt, Uçan, Kemer Köprü, Manda Deresi gibi kollarla beslenen Alara Çayı, kale yakınındaki tarihi kervansarayın yanından geçerek denize dökülüyor. Alara Kalesi ortalama 300 metre yükseklikte Orta Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan geçiş yolunun kontrolü amacıyla inşa edilmiş. Dev bir dağ sırtını yaslamış Alara'yı seyreden kaleye çok dik bir yokuş tırmanıp yer yer merdiven çıkarak ulaşılabiliyor. Alara Çayı'nın kayın yapısı burada sona eriyor. Alara Çayı bundan sonra biraz daha yayılarak akmaya devam ediyor. Şimdi bulunduğumuz bu nokta koca bir kaya kütlesi ve üzerinde kocaman Alara Kalesi var. Hemen aşağıda Alara Han ve turizm işletmeleri var. Şimdi bizi zorlu bir kale yürüyüşü bekliyor. Dolana dolana çıkılan kale adeta dağın dokusuna işlemiş. 1232 tarihli görkemli yapı 200 metreden 500 metreye kadar çıkan sarp bir tepeye yayılıyor. Alanya'nın 37 kilometre batısında denizden 7 kilometre içerideki surlar dış ve iç kale olarak iki kısımdan oluşuyor. Bir zamanlar Alara Han'da mola veren kervanların güvenliğini sağlayan yapı bugün gezginlerin sığınağı. Ama kalenin sunduğu manzara ziyafetine katılmak için en az 45 dakikalık bir tırmanışı göze almak ve buna göre donanımlı olmak gerekiyor. Surları ve patikaları izleyerek Alara Kalesi'nin zirvesine çıkmak isteyenleri tırmanışın son aşamasında 120 basamaklı bir dehliz bekliyor. Bu karanlık tünel kalenin içinden Alara Çayı'na inen gizli dehlizlerden biri. Ören yeri olarak düzenlenen kale ziyarete açılmadığı için yaban otları ve yıkıntılara dikkat etmek gerek. Tabii bu bakir doğada yalnız olmadığınızı da aklınızdan çıkarmamanızda yarar var. Ali Bey, İsmail, buradan manzara muhteşem. Bu Alara Vadisi. Gördüğün gibi bunun arkasındaki köy Çakarlar Köyü. Yani bir daha gel dersen gelmem buradan yukarıya. Yani bütün yürüyüşümüze değdi. Evet, çok çok zorlu bir tırmanış oldu burası. Bayağı bir zorlu oldu. Zorlu oldu. Nefesleri gerekiyor. Alara Kalesi hakkında neler söyleyebilirsiniz Ali abi? Alara Kalesi hakkında çok şey söyleyebiliriz. Buranın en önemli yapıtlarından birisi. Selçuklu mimarisi, Selçuklu yapıtı. Evet. Ve kale Selçuklu Kalesi olarak bilinir. Ama burası bu bölgeye oldukça hakim bir konuma sahiptir. Doğuya doğru baktığın zaman Alara Çayı'nın geliş yönündeki vadiye hakimdir. Kervan yoluna. Batıya doğru baktığımız zaman da denize kadar uzanan kervan yoluna hakimdir. Burası M.Ö. 1. 2. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Hatta Selçuklular Alanya'yı aldıktan sonra bir rivayete göre burayı savaşmadan takas yoluyla aldıkları söylenir. Burayı aldıktan sonra buranın önemi açısından aşağıya Alara Han'ı da kervansaray olarak yaptırmışlardır. Burası derbent olarak, bir karakol olarak kullanılmıştır. Geçit yöndür, buradan başka geçit yoktur. O açıdan çok tarihi bir konumdadır ve günümüze kadar da kendini korumuş bir kaledir.
Bütün yürüyüş parkurunun en güzel manzarası kalede. Alaraya hakim bu noktadan bakıp bir yandan insanoğlunun kararlılığına ve gücüne, diğer yandan Akdeniz doğasının güzelliğine hayran kalmamak elde değil. Manzaranın bir tarafında yemyeşil çam ormanları, diğer tarafında Alarahan ve uçsuz bucaksız vadide kıvrıla kıvrıla akan Alara çayı. Bu güzelliğe doyum olmaz. Ama karınlarda çalmakta olan açlık zilleri dönüş vaktinin geldiğini haber veriyor. Alara kaynağından denize varan yolculuğunda onu yalnız bırakmayan misafirlerini çiçeklerle uğurluyor. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Bayağı yorulduk galiba. Yorulmaz mıyız ya? Tamam, yorgunluğumuzu alalım, tesise geçelim aşağı. Şey var mı? Göl göle kıyım var mı? Tabii, suyun içine. Şunu bizim araca bırakalım, ondan tamam, sonra tamam, şey yapalım. Tamam Adem, şunu bırakalım. Ne demek, buyurun. Sağ ol. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Bugün yorun oldu ya. Yorulduk ya. Hikmet. Hikmet abi. Hoş geldiniz. Nasıl geçti? Şöyle. Şunu da tut bak aşağıdan tut. Ha. Gezginlerimiz yürüyüş malzemelerini de üzerlerinden attıktan sonra gezinin gününü taçlandıracak sofraya hafif ve mutlu oturuyorlar. Su yolunu izleyerek kat edilen 80 kilometrenin sonunda suya yansıyan yorgun ama mutlu yüzlerini izleyerek yiyecekler son yemeklerini. Çay manzarasına karşı yorgunluk çayları da gecikmiyor. Torosların bağrından Alara'nın Manavgat sınırına kadar geldik. Bu noktada çayın suları pek çok alabalık çiftliğine de hayat veriyor. Gezginlerimiz de Alara gibi yorgunluklarını unutmuşlar. Akşam serinliğinde nefesler ve nabızlar hızla eski ritmine dönmüş. Bu sade ama tadı damaklarda kalan geziye bir o kadar sade ve lezzetli bir akşam yemeği koyuyor noktayı. Alabalık tesisinin kendi bahçesinden çıkma, taptaze domates ve salatalıklara köy peyniri ve tereyağı eşlik ediyor. Alara, Manavgat'ın birçok köyüne ve Alanya'nın Okurcalar, Avsallar kasabalarına içme suyu sağlamakla yetinmiyor. Tarım alanlarını sulayıp, alabalık tesislerine kucak açarak da bölge ekonomisini sırtlıyor. Piknikleri var, başka piknikleri var. Onların yeri güzel. Siz kaç yıldır turizmle uğraşıyorsunuz? Abi ben 16 yaşında başladım mesela, küçük. Liseden çıktım, şu anda 26 yaşındayım. Yani 10 yıldır uğraşıyorsun. 10 yıldır küçüklükten beri. Daha doğrusu restorantı devralmadan önce bu mekan bizim kendimizin, babamızın. Ondan sonra bize kaldı. Yani daha önce dedemizinmiş. Ama eskiden turizm yokmuş tabii. Şimdi turizm girmiş. Bu tesisi elimizden geldiği kadar işletmeye çalışıyoruz bir şekilde. Peki 10 sene evvelki durumla şimdiki durum, yani siz 98'e başladınız, 2008'deyiz. Evet. Ne fark var turizmde? Yani bir Adem Bey'in gözünden turizm nasıl seyir izledi? Evet. Şimdi 98-96 yılları, o zamanlar da mesela 98'den önce ben okul yıllarım oldu. O zaman da yazın burada çalışıyordum, yardım ediyordum. O zaman da çok kaliteli müşteriler vardı. Almanlar vardı. İşte Avrupalı turistler vardı. Kaliteliydi.
Alanya esnafının durumu nasıl? Yani burada turiste hizmet edecek esnaf ama şey genel esnafından bahsetmiyorum. Yani turizm işletmesine yönelik esnafın durumu nasıl? Esnafın durumu gerçekten kötü şu anda. Sezonumuz çok kısa zaten. Eskiden bundan 5-10 sene önce sezon Mart 20 dediğiniz zaman herkes tamiratını bitirir. Dükkanını açar, temizliğini yapar, sezonu açardık. Ama şu anda sezon Mayıs 1'de başlıyor. Mayıs 1'de başlıyor. Eylül'ün sonunda bitiyor. Çok kısa. Niye Mayıs 1'de başlıyor? O Mart'ta gelen turiste ne oldu? Mart'ta bir... Vallahi nasıl izah edeyim? Artık kalite denen bir şey kalmadı. Otellerde de böyle yani. Şimdi eskiden çok kaliteli oteller vardı. Millet dayanamadı. Bazı otelciler yarım pansiyon, full pansiyon olduktan sonra yarım pansiyonda inat ettiler. Evet. Artık oyunu kuralına göre oynamak lazım dediler. Onlar da tam pansiyona geçti. Yani kısacası kalite çok düştü. Buradaki kaleye gelen misafirler nasıl? Yurt dışından gelen misafirler. Hani kaleye ilgi var mı? Kaleye ilgi var. Avrupa insanından kaleye ilgi var. Doğu insanından, Doğu blokundan gelen insanlar. Mesela ben Almanlara anlatıyorum. Dilim döndüğünce anlatıyorum. İşte buranın tarihçesini, Selçuklulardan kalmış Alara Kalesi. İşte giriş olarak, entrasyon olarak bir tünel var. Tünelden giriyor. Avrupa insanlar buna merak salıyor, gidiyor en tepesine kadar geziyor. Peki bu Alara Çayı, bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Korumasıyla ilgili, çevre temizliğiyle ilgili, en nihayetinde sizin sermayeniz Alara Çayı. Yani ya bu kesinlikle şimdi su hayattır. Evet. Su olmadan insanlar yaşayamaz ama ben her zaman şunu söylemişimdir. Buraya gelen insanların büyük %80'lik kısmı yazın Alanya'daki sıcaklar çok fazla. 35, 40, 45 derece sıcaklar, bunaltıcı sıcaklarından. Derin bir oh çekelim, serinleyelim bağımlar. Çünkü benim mekanım, işte ırmağın şu anda altımızdan su akıyor. Aynen, insanlar güzel. Burada ırmağına giriyor, serinlemeye geliyor. Tabii bu su olmasa bizim işimiz bitik. Ben her zaman müşterilere söylüyorum. Benim kara kaşım, kara gözüm için gelmiyorsunuz buraya. Bu su için. Bu su olmasa... Peki korumayla ilgili ne yapıyorsunuz? Suyun korumasıyla ilgili? Ya, temiz tutulması. Valla elimizden geldiği kadar çöp veya herhangi bir şey atılmasına izin vermiyoruz. Çünkü çöpleriniz nereye gidiyor? Çöplerimiz burası Çakıllar Köyü ama muhtarımız sağ olsun çöp bidonları getirdi. Belediyelikten çöp kamyonları geliyor. Günlük her zaman çöplerini alıyor. Zaten Okurcalar Belediyesi, evet. Şimdi restorançılıkta 3 tane temel ilke var. Ben genç bir işletmeciyim. Evet, belli. Benim bildiğim kadarıyla temizlik, hijyen, fiyatlarımız biraz uygun olacak, güler yüzümüz olacak. İnsanlara yani sıcakkanlılığımızı göstermemiz lazım. Bu üç şeyi yaptığımız zaman saydıklarımı zaten başarı kendiliğinden geliyor. Alara artık şaşırtacak kadar durgun. Sanki birkaç kilometre ötede kayaları yerinden söküp alırcasına çağlayan, yatağına sığmayıp köpürerek taşan o değil. Denize varmadan hemen önce uysal, ağırbaşlı ve sabırlı bir karaktere bürünüvermiş. 80 kilometrelik bu gezi, eğlencelik bir doğa yürüyüşünden öte bir yaşam dersi. Sabırla dağlardan kaynağını toplayan, suları çoğaldıkça coşan, yorulmadan kilometrelerce denize koşan ve bilge bir ağırbaşlılıkla kendini Akdeniz'e bırakan Alara'dan öğrenecek çok şey var. Her zaman olduğu gibi sırt çantam ekibiyle bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüşümüzde Ali Çetin bize rehberlik yaptı. Alara Çayı'nın doğmuş olduğu ana su kaynağı olan Cündüre Şelalesi'nden Akdeniz'e kadar olan 80 kilometrelik bölümü yürüdük. Günde bazen 5 kilometre yol alabildik. Bazen ise 20 kilometre yürüyebildik. Alara Çayı'nın coğrafyasının bize müsaade ettiği ölçüde yürüyüşlerimiz gerçekleşti. Alara Çayı Manavgat'la Alanya arasında bir sınır oluşturuyor. Yani Karaburun'la Boztepe arasında bir sınır oluşturuyor. Her zaman hatırımdan kalacak şeyler kemer köprüleri ve Alara Çayı'nın turkuaz renkli suyu.